nasıl sabırlı olabiliriz? Daha önce dedim, yine söyleyeceğim. Ashab-ı kiram birbirleri için dua ederken üç şey için dua ederlerdi. Birbirleri için, birbirlerine erken ölüm dilerlerdi. Onun için dua ederlerdi. Birbirlerinin erken ölmesi için dua ederlerdi. Birbirlerinin fakir olması için dua ederlerdi. Birbirlerinin de hasta olması için dua ederlerdi. Dünya için, birbirleri için dua etmediler. Bu dünyanın gerçeğini bilirlerdi. Nasıl bir düşman olduğunu bilirlerdi bu dünyanın. Bu dünya bizim için değil. Hiçbir zaman. Bu şekilde düşünmeyi bile insanlar reddediyorlar. Özellikle modern geçinen Müslümanlar. Laik Müslümanlar. Çünkü Ashab-ı Kiram anladı, sahabiler. Bundan biz bir fayda kazanabiliriz ki, bundan bir hikmet çıkarabiliriz. Diyebiliriz ki hastalık, fakirlik ve erken ölüm kişiyi Allah'ına koşturmaya yönlendiriyor. Dünyaya koşturmuyor. Çünkü onlar anladılar ki hastalıkla dediler. Neyi hatırlıyorsun? Ölümü hatırlıyorsun. Hastalıkla ölümü hatırlıyorsun. Ölümünle de Allah'ı hatırlıyorsun. Bilirsen ki hasta olduğunda ne kadar günahlarımız yanıp gidiyor. Daima hasta olmayı dileriz. Şimdi hastalık halinden ne anlıyorsun? Dünya nazarıyla mı? Ama ben hasta oldum çünkü soğukta kaldım. Hasta oldum çünkü yeterince su içmiyorum. Hasta oluyorum çünkü sigara içiyorum diyor. Sen hastalıktan anladığın tek şey fiziki hastalık mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüzgarın yaklaşmakta olduğunu gördüğü zaman ellerini açardı, dua ederdi. Ya Rabbi derdi, her ne iyilik getiriyorsa bu rüzgar bana gelsin, bize gelsin dedi. Ve bu rüzgarla gelen herkese ulaşsın derdi. Ama bu eğer kötülük geliyorsa bu rüzgarla derdi, bize dokunmasın ya Rabbi. Gördüğü, fiziki olarak gördüğü her şeyde Efendimiz otomatik olarak Allah'a bir bağlantı kurardı. Siyah bir bulut yaklaştığı zaman demezdi Efendimiz, o bir fırtına geliyor. Ya da El Niño geliyor demezdi. Derdi ki bu Allah'tan bir azaptır derdi. İçeri girerdi, iki rekat namaz kılardı. Girip girip çıkardı ta ki o bulut gidene kadar. Ashab-ı kiram sordu ona, ya Resulallah ne için namaz kılıyordun? Ben dua ediyordum ki dedi, ümmetimi cezalandırmasın Allah subhane teala derdi. Şuayb aleyhisselamın ümmetini cezalandırdığı gibi cezalandırmasın diye. Ne anlıyorsun hastalık halinde? Hastalık halinin gerçeği odur ki Allah bizi imtihan etmesin. Ama sen onu göremeyeceksin. Yalnızca kötü bir şey diye görme. Çünkü hiç hastalanmamak, hiç acı çekmemek o başlı başına bir lanettir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'ın bir kulunu sevmediğinin işareti o kuluna bir diş ağrısı bile vermez.
sana gelen her şeyde, başına gelen her şeyde Allah dersin. Vahabiler zikir yapmaz Allah demezler ama bir diş ağrısı geldi mi onlara Allah derler. Nasıl bir merhamet geliyor onlara da. Şimdi anlıyorsun nasıl hastalık geldiğinde hastalıkla sabır da geliyor. O sabır nedir ki? Rabbim beni temizliyor dersin, şükredersin. Rabbim beni, bana kendini hatırlatıyor. O kadar strese uğramışsın, depresyondasın, birçok şey başına geliyor. İnsanlar bana gelip diyorlar ki nasıl problemlerinden kurtulabilirim? Ben bazen onlara derim ki dişin ağrısın, o zaman bütün problemlerini unutursun. Hemen öfkeleniyorlar, diyorlar ki şaka yapma diyorlar. Hayır, şaka yapmıyorum. Bir diş ağrısı geldi mi bütün dertlerini unutursun. Manası hastalık bizi ölüme yakınlaştırır. Ölümü hatırladın mı da bu dünyanın ve ahiretin gerçeğini anlarsın. Eğer bunu yapmazsan iman girmez kalbine. Çok tehlikeli zamanlar bunlar. Çünkü bizler imtihan edileceğiz o azapla. Manası bu dünyadan çıkacağımız vakit, ruhumuz çıkacağı vakit ölüm yatağında imtihan edileceğiz. Birisine ölüm döşeğindeki birisine devamlı şehadeti söylenir, hatırlatılır. Fiziki şeyler olacak, başımıza gelecek. O kadar çok susuzluk çekeceğiz ki. O yüzden kişinin dudaklarına, ağzına su verilir. Sünnettir bu da. İnsanlar 7 yaşından 70 yaşına kadar o kadar çok Kur'an biliyorlar, hadis biliyorlar, fetva veriyorlar ama diyorlar ki oraya niye gidiyorsun? Bilmiyorsun, belki seni terörist haline getirecekler. Diyorlar ki biz Kur'an öğreniyoruz. Nasıl öğreniyorsun Kur'an'ı? Ezberleyerek mi? Bizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayat tarzını almak için buradayız. Adaleti hayatımıza uygulamak için. Demek ki sabırlı olmalıyız. Dünya, bütün dünya hasta. Müslümanlar işaretlere bakarsa anlayabilir. Ve bizim bundaki payımız nedir? Bizim yapacağımız şey bütün bu fitneden tamamen uzaklaşmaktır. Her şeyden, bütün karmaşadan uzaklaş ve otur bir kenara. Ve bekle. Kendini o hale getirme. Onu bunu destekleyeceğim diye. Şimdi çok büyük karanlık zamanındayız. Hüzün vaktindeyiz. İki şerrin arasındayız şimdi. İki şeytani şey arasında seçim yapacaksın. Daha az şeytan olanı seç. Bunlardan uzak durun. Peygamberimizden tavsiyedir bu. Ahir zamandaki insanlar için. Senin malın koyun olsun diyor. Dağların tepesine çekil. Dinini orada uygula. Dinini sade yaşa. Ve vaktin sahibini bekle diyor Efendimiz.